Göz yaşartan iyilik hikayeleri, yüreğimizi yakıp kavuran acıların merhemi oldu adeta. İşte onlardan biri. Düşünceli bir hayırsever, belki ihtiyaç olur diye afet bölgesine gönderdiği battaniyenin arasına altın koydu ama hikayenin hepsi bu değil. O altınları bulan depremzedenin kalbi de kocamandı. 3400 avro, 1000 dolar, 4950 nakit para, 20 yarım altın. Hepsini bir bir saydılar, enkazdan çıkan altınları, paraları sahiplerine teslim ettiler. 4 büyük reşat altın, 1 kilo külçe altın, 9 adet farklı gramajlarda yüzük, 20 adet yarım. Burası Hatay. Arama kurtarma çalışması yapan madenciler, moloz yığınları arasındaki altınları fark etti. Bu arkadaşlar isimleri Zonguldak. Zonguldak madencileri Erdalayaş ve Burhan Saracı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Madencilerin elini bile sürmediği o ziynet eşyaları polis aracılığıyla sahiplerine ulaştırıldı. Sağ olsun arkadaşların yaptığı çalışmalarda bize ulaştılar. Burhan Saracı'ya teşekkür ederiz. Bu görüntülerse Adıyaman'dan. Evi yerle bir olan depremzede üşümüş, ısınmak için bir battaniye almıştı. Hüznümüz, yorgunluğumuz tamamen bir sevinç duygusuna büründü. Paketi açınca gözlerine inanamadı. Gelen yardımların içerisinden çıktığı duyarlı vatandaşımız yardım paketinin içinden çıktığını görünce direkt kolluk kuvvetlerine teslim etti. Belli ki düşünceli bir hayırsever, ihtiyaç olur diye battaniyenin içine altın ve para da koymuştu. Ama tıpkı onun gibi depremzedenin de yüreği kocamandı. Altını da parayı da almadı. İyilik zinciri devam etti. Benden daha fazla ihtiyacı olan birisine verilsin demesi coğrafyamızın insanının ne kadar gönlünün zengin olduğunu bize göstermiş oldu. Bu yoklukta bunu yapan abimize tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum.